Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda artık bugün oynanacak olan 8 Ağustos 2023 tarihli Şampiyonlar Ligi futbol tahminleriyle başlıyoruz. Bu haftaki videolarla, tahmin videolarına futbol tahminleri devam ediyor. Temsilcilerimiz bu hafta yeni rakiplerine karşı çıkacaklar. 3. tur eliminasyon etabında yer alıyor. Galatasaray Olimpia Ljubljana deplasmanına gidecek. O maçı öncelikle değerlendireceğiz. Sonda daha fazla bir şekilde, ama tabii ki ondan önce oynanacak olan diğer maçlarla birlikte tahminleri sunmaya çalışacağız size. Yine İki kuponla beraber destek olmaya çalışacağız. Her zaman yaptığımız gibi bir sağlam kupon ve bir daha yüksek orandan kupon vermeye çalışacağız arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Dediğim gibi geçen videolardan da dediğim gibi bu videoda da tekrarlamak mecburiyetindeyiz. Bu yıl futbol tahminleri çok daha fazla gelmeye başladı zaten. Gelecek arkadaşlar, elimizden geldiği kadar çok daha fazla futbol tahminleriyle ve maç sonu yorumlarıyla karşınızda olmaya çalışacağız. Geçen hafta maç sonu yorumu yine yaptık. Galatasaray Žalgiris'i zar zor 1-0 yendiği ve tur atladığı maç sonunda karşınızdaydık. Onu da videolardan bakarsanız, izlerseniz, bu yarınki, artık bugünkü diyebileceğimiz maçın sonrasında da, Olimpia Ljubljana maçı sonunda da elimizden geldiği kadar yine maç sonuyla karşınızda olmaya çalışacağız. Dediğim gibi öncelikle Avrupa maçlarıyla ilgili maç sonlarıyla karşınızda olacağız. İlgi devam ederse, ilgi gittikçe yükseliyor. Maç sonu canlı yayınlarında ilgi gittikçe yükseldiği için ve yükseliyorsa, devam ederse yorum kısmında da yazabilirsiniz. Biz de devam edeceğiz. Sonra önümüzdeki hafta zaten Süper Lig başlıyor. Süper Lig maç sonlarıyla da karşınızda olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu tarafımızı da beğenirseniz, yorum kısmımızı da beğenirseniz, izlerseniz, destek çıkarsanız, biz de yorumlarla karşınızda ve maç değerlendirmeleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdi bu videoda maç tahminleri videosu arkadaşlar, futbol tahminleri videosu. Başlıyoruz ilk maçla. İlk maç Kopenhagen Sparta Prag maçı. Danimarka temsilcisi Çek Cumhuriyeti temsilcisine karşı. Kopenhagen sezona çok iyi başladı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Breiðablik'i 2 maçta da yendi. İslanda temsilcisi. Ve ligde de 3'te 3 ile başladı. 3 maç yaptı. Yani ofisyal olarak bayağı bir maçları olmuş oldu. Ve 5'te 5 ile gidiyorlar. Yani ofisyal maçlarda bu sezonki 5 maçlarında 5'ini de kazandılar. Bazılarını farklı, bazılarını normal. Sparta Prag ise yeni katılıyor 3. turdan Şampiyonlar Ligi'ne. Ama ligleri onların da başladı. Onlar da lige çok güçlü bir giriş yaptılar. Onlar da orada 3'te 3 ile başladılar. Çekya liginde. Tabii ki iki takım da güçlü. Kopenhagen kendi evinde oynadığı için başarılı olması, en azından kazanmak isteyecektir. Ama karşılarında Çekya'nın şampiyonu var. Yani Sparta Prag gibi güçlü bir takım var. O yüzden işleri kolay olmayacaktır. Burada önereceğim şey beraberlik arkadaşlar. 3.20 orandan, yüksek orandan burada bir beraberlik kullanabilirsiniz. Turun favorisi biraz Çekya takımı da gözüküyor. Ama Kopenhagen'de tabii ki geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı. Bizim Trabzonspor'u elemişti. O da çıkma ihtimali yüksek. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçta PSV Eindhoven Sturm Graz karşısında, yani Hollanda Avusturya karşısında çıkıyor.
Avusturya'nın şampiyonu eskiden bizim de olduğumuz gibi direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor Salzburg. Sturm Graz ikinci olarak eliminasyon etabında. Aynı şekilde Hollanda temsilcisi de tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan şampiyon Feyenoord ikinci PSV yer aldığı için onlar da eliminasyon etabından kazanıyorlar. Türkiye olarak bunu kaybettik. O yüzden bunu tekrardan kazanmak için bu yıl geçen yıl yaptığımız gibi çok daha fazla puan toplamamız gerekiyor. Sturm Graz'da özellikle bizim rakiplerimizden biri Avusturya yani ülke olarak rakiplerimizden biri. Burada tabii ki PSV tarafında olacağız. Hollanda tarafında olacağız. Ve zaten daha güçlü takım kim dersek PSV'dir. Burada PSV Eindhoven kazanır. Peter Bos onların antrenörü iyi bir takımı tutmayı başardılar. Birkaç takviye yaptılar. 1-40 oranından sağlam olarak PSV Eindhoven'in galibiyetine burada güvenebilirsiniz Sturm Graz karşısında. Hem bu gelirse Sturm Graz da PSV Sturm Graz'ı elerse Türkiye açısından da iyi bir sonuç olmuş olur. Geliyoruz üçüncü maça. Üçüncü maç AEK Atina Dinamo Zagreb maçı. Zor maçlardan biri olacak. Fenerbahçe tarafı da Livakovic'i bekliyor. Ama Livakovic bütün maçlara çıkıyor. Dinamo Zagreb'in de hedefi Livakovic sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa Dinamo Zagreb Livakovic'le beraber Livakovic'in piyasası artacaktır. O da tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyebilir. Piyasasını daha da arttırmak için Fenerbahçe'de o kadar bekleyecek mi artık göreceğiz. Ama AEK Atina Trabzonspor'la bir hazırlık maçı var. Çok güçlü olduklarını görüyoruz. Burada Dinamo Zagreb'in işi kolay olmayacak. Yunan temsilcisinin de çok güçlü takımı var. Enteresan oyuncuları var. Burada benim açımdan favori AEK Atina'dır. Yunan temsilcisidir. Umarız tabii ki Yunan temsilcisi Dinamo Zagreb'i eler. Bu şekilde de en azından Livakovic ucuz fiyata Fenerbahçe'ye gelir. Ama burada tabii ki bu maç zor olacak. Burada öngörüm beraberlik 3-20 orandan kullanabilirsiniz. Bu maç berabere biter. İkinci maçta Dinamo Zagreb elerse eler ya da yine uzatmaya gitme ihtimali olan yüksek maçlardan biri. İki takım da aşağı yukarı denk takımlar gibi gözüküyor. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçımız Braga Sporting Braga TSC Sırbistan temsilcisi. Enteresan bir şekilde burada oynayan TSC yeni takım Sırbistan temsilcisi. Onu tanımıyoruz pek bilmiyoruz ama Sporting Braga'yı biliyoruz. Onlar da bir şekilde Şampiyonlar Ligi eliminasyon etabına katılmayı başardılar. Portekiz Ligi'nde bildiğiniz gibi bilen biliyordur. İki takım direkt Şampiyonlar Ligi'ne kalıyor artık orada. Tabii ki Benfica'yla Porto kaldılar. Sporting Braga 3. takımı ise eliminasyon oynuyor. Bir gün Türkiye olarak bu seviyeyi görür müyüz bilmem ama umarım görürüz. Doğru seçenekler yaparsak görebileceğimiz ihtimali yüksektir. Bu maçta tabii ki favori Braga yeni tecrübesiz TSC Sırbistan temsilcisi karşısında kazanacaktır. Farklı bir şekilde de kazanabilir ama 1-20 orandan kesin olarak Braga kazanır. Sağlam olarak kullanabilirsiniz. Geliyoruz 5. maça. 5. maç bizim maç arkadaşlar. Olimpia Ljubljana Galatasaray. Ben burada Ludogorets'in olmasını bekliyordum, tercih ediyordum, istiyordum. Ama Galatasaray açısından iyi ki Ludogorets olmadı. Çünkü Ludogorets Galatasaray'ı çok daha fazla zorlama durumları olacaktı. Ama Olimpia Ljubljana ise lige erken başlamış, bayağı bir maç geride bırakmış ve fizik olarak hazır olan bir takım. Galatasaray ise sadece iki ofisiyel maç oynamış ve fizik olarak hazır olmayan bir takım. Artı sakatlıklara devam eden oyuncular var. Daha yeni gelen oyuncular, yeni katılan hazır olmayan oyuncular var.
Takım kadrolarını konuşmaya değmez. Tabii ki Galatasaray favori. Tabii ki Galatasaray daha üstün. Ama karşılarına Žalgiris değil bu kez. Çok daha sağlam, çok daha güçlü bir Sloven temsilcisi gelecek. Slovenya'nın şampiyonu gelecek. Slovenya milli takımlardan da gördüğümüz gibi Litvanya'ya benzemiyor. O yüzden burada çok daha güçlü bir takım var ve hazır bir takım var. Fizik gücü yüksek bir takım var ve bayağı yıldır beraber oynayan bir takım var. Artı deplasmana gidiyorsunuz. Yani burada kadro seçiminde Okan Buruk'un çok dikkatli davranması gerekiyor. Zaten elinde fazla oyuncu bulundurmuyor ama çok daha ofansif bir kadroyla çıkması da gerekmiyor. Yani burada Galatasaray açısından beraberlik almak da önemli. Özellikle duran toplarda etkili oynayan ve takım presini çok iyi başarabilen Olimpia Ljubljana artı seyircisi önünde bir şekilde bu maçı kazanmak isteyecektir. Çünkü biliyorlar ki İstanbul'daki cehenneme gidecekler. O yüzden bir farkla da olsun onlar kazanmayı deneyecekler. Defansif oynamalarını pek beklemeyin. Yine defansif tutucu oynayacaklar. Ama kontratak güçleri de var. Artı duran top güçleri de var. Galatasaray'ın bu hazır olmadığı durumu yakalarlarsa ve Galatasaray yine Žalgiris'e yaptığı ilk maçtaki hataları yaparsa Olimpia Ljubljana takımı bunları affetmez. Orada Ovyusu gibi bir Nijeryalı yok. 5 durumdan birisini atabilsin. Yani orada bir gol pozisyonu yakalandığı zaman %90 atılan bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. O yüzden çok dikkatli olması gerekiyor. Çok daha sağlam, özellikle defansif anlamda, özellikle orta sahada çok daha sağlam takımla çıkması gerekiyor. Eğer elenmek istemiyorlarsa burada gerekirse Okan Buruk bazı riskler almak zorunda. Benim önerim bu maçta x2 çifte şans. Umarız ki Galatasaray kaybetmez. Sağlam orandan bunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama Galatasaray'ın kaybetmemesi için ve 1-0 2-0 kazanma durumuna da gelmesi için tabii ki bir kadro önerisi de sunacağım Okan Buruk'a. Tabii Okan Buruk bizim kanalımızı izlemez büyük bir ihtimalle. Ama yine de bizi izleyenlere bir kadro önerisinde bulunacağım. Bu kadro tahminiyle birlikte bu kadroyla Okan Buruk çıkarsa Galatasaray bu maçı kaybetmez. Ve büyük bir ihtimalle kazanır. Tabii sonradan doğru değişiklikler de yapıldığı takdirde. Kalede tabii ki Muslera olacak. Sağ bekte Sacha Boey. Ortada Nelson Abdülkerim ve Angelino. Ama burada bir not tutmak zorundayım. Angelino'yu sol tarafta başlatabilirsiniz. Ama 60 dakikadan fazla oyunda tutmasın Okan Hoca. 60 dakika ya da 45 dakikadan fazla tutmasın bu maçta. Ofansif olarak kullansın. Sonra Kerem Can'ı değişiklikle alsın. Daha bir defansif taktiği ikinci yarımda bürünsün takım. Ortada Torreira'nın durumu ne bilmiyoruz ama en az bir yarı oynayacak durumdaysa ilk 11 başlatılsın Mitsu'yla beraber. Avrupa'da Türk durumu yok ama yine de Türk oyuncular kullanacak mecburen. Ortada daha defansif bir orta sahayla Torreira, Mitsu ve önde Mertens'i kullanabilir. Sonra da yedekten tabii ki Oliveira girecektir. Sağ tarafta Oliveira'yı sonradan yedekten dediğimiz zaman Mertens'in yerine sokması gerekecek. Mitrola Torreira'nın yerini değil. Torreira çıkartamıyorsa bütün maç Torreira'nın yerini kullanabilir. Sağ tarafta Barış Alper,
Solda Kerem Aktürkoğlu ve ön tarafta Bakan Bu. Seydir Bakan Bu'nun presine ihtiyacı olacak bu maçta. Ön tarafta Seydir Bakan Bu mecburen kullanılmalı. Eğer gücü yetmiyorsa ikinci yarıda oraya yedekten Halil Dervişoğlu'nu da yedek olarak kullanılmalı. Ama ters yapılmamalı. Geçen maçta ters yaptı Okan Hoca. Önce Halil Dervişoğlu, sonra Seydir Bakan Bu'yu işi çözmek için soktu. Ama bu maçta bunu aynı şekilde yaparsa sonradan geç kalınmış da olabilir. Baştan saldırarak daha fizik gücü daha güçlü olarak ve bitirici oyuncuların olduğu Mertens'in pasıyla Seydir Bakan Bu'nun bir gol bulabileceği, iki gol bulabileceği bir ortam yaratılırsa daha ilk yarıdan Galatasaray bir gol bulup, ikinci yarıda da bir gol bulup, maçı tutup turu garanti edebilir daha bu ilk maçta. Eğer bu kadroyla çıkarsa. Dediğim gibi en bu kadroyla çıkarsa sonradan tabii ki Okan Hoca iyi değişiklikler yapmayı biliyor. Sonradan da doğru değişiklikler yapıldığı takdirde Galatasaray burada bu maçı kazanıp 1-0 da olsa 2-0 da olsa turu garanti eder. 2-0 kazanırsa 2 farklı zaten turu garantili etmiş olacak. Bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Umarız yine 4'te 4 ile devam ederiz. Galatasaray'ın yarınki turu geçmesinden, maç rakibini geçmesinden sonra olası rakibi Mölde gibi gözüküyor. Orada çok daha güçlü bir takım karşılarında olacak. O seviyeye gelince tabii ki onları da konuşacağız. Diğer takımlarımız da olası rakipleri belli oldu. Tabii ki tesadüf değil. En zor rakip Adana Demirspor'un olası rakibi olacak. Ya Olympiakos ya Genk ya Yunanistan ya Belçika takımı. Diğer takımlar Fenerbahçe'nin olası rakibi Twente. O da zor rakip Hollanda. Beşiktaş'ın ise olası rakibi tam olarak onu hatırlayamıyorum ama o da kolay rakiplerden biri değil. Onu da tabii ki o maçlarda değerlendireceğiz. Öncelikle Galatasaray'ın yarınki maçta başarılar diliyorum. Doğru kadroyla inşallah bu haftada 4'te 4 yaparız ve Türkiye açısından da puanlarla çok daha yükselişe geçeriz arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın.